Hakikaten böyle bazen başıma ufak bir kaza gelecek gibi oluyor abi. Sağlıkla ilgili ya da trafikle ilgili. Böyle hemen bir kafamı kaldırıyorum, diyorum ya Rab gerçekten alacak mısın yani, bitti mi bu dünya imtihanı diye. Şöyle bakıyorum ama daha sonra bir bakıyorum abi bitmemiş. Daha devam ediyor. Tüh diyorum lan, bugün de imanlı gidemedik diyorum. Normalde insanlar yaşamaya özeniyor. Bana garip geliyor. Herhalde aynı paradigmadan bakamıyoruz insanlarla Mehmet abi. Yani bizler zaten ölmek için yaşayan insanlarız. Allah güzel bir ölüm nasip eylesin. Bunu yaparken de yolunda yürütsün. İnşallah bu yürüttüğü 4 katlı da bundan bir 3 ay 5 ay artık bilmiyorum. Demiri betonu ne kadar hızlı bulursak o kadar iyi. 3 ay sonra 5 ay sonra Allah orada böyle daha geniş bir salonda. Sizin inşaatı görüyorsunuzdur herhalde. Ben böyle sanki elimde ufak bir çocuk büyütüyor gibi. Çünkü yılların duası, yılların hasreti. Üstad öyle diyor. Dua külliyet kesbedince kabule karin olur diyor. Hakikaten böyle yılların duasıydı. Küçücük çocuklara kadar yayılmış bir duaydı Murat abi. Ondan ona sirayet. Darşı hala da demek meleklerle kabul buldu. Allah şimdilik temelini bir şey. Aksilikler olmazsa bir şeyler bulunur. Yani adam böyle eğilmiş, beline yemeği koymuş, arka cebine de ayranı iliştirmiş. Ya var ya oğlum, Allah var ya, böyle rahat rahat inşallah orada da nasip eylesin. Daha sonra Allah oraya da sığdırmasın Mehmet abi. Niye sığalım abi ya? Ehli dünyaya kafire baksana, hiçbir yere sığmıyor. Biz niye sığalım abi ya? Cihana sığmayalım abi. Allah yürütsün ve bu işin sadece bir fakültesi. Yani başka meşrepler var, başka meslekler var, başka cemaat, başka tarikatlar var. Allah ehli sünnet dairede gidip vatanına, milletine, bayrağına bağlı olan ne kadar varsa hepsinin önünü buradan bile daha çok açsın inşallah. Ama biz biraz hayırda iyi yarışırız. İnşallah bakacağız. Abiler, 12 evladınızın en güzeli Yusuf ise mutlaka Murat abi o Yusuf kuyuya düşecektir. Çünkü sen Yusuf'a ciğerini bağlamışsan Cenab-ı Allah seni o ciğerden solunum testine sokacaktır Yusuf. Anlıyorsun değil mi? Hem kuyudaysan hem de Yusuf değilsen o zaman Mustafa Hoca problem çok büyük demektir. Bizler ciğerimizi bağladığımız bu hadiselerde imtihan yaşayacağız Kirve. Ve bu imtihanlarla baş etmemizin en büyük mekanizmasını bugün Sabri abi beraber öğreneceğiz. Tevekkül diye bir kelime öğreneceğiz Sabri abi. Tevekkül diye bir kelime. Birçok kardeşimizin kalbinde tevekkül sistemi oturmadığından, yani meseleleri Cenab-ı Allah'la bağlayamadığından, belki dışları sarıklı, takkeli, sakallı olsa bile kalpleri perişan bedenler taşıyorlar abi. Bunun sebebi tevekkül sisteminin oturmaması, gitgide kalbi çökertiyor. Cenab-ı Allah'la Seydi abi bağını koparıyor ve hakikaten yürüyen bir ölü gibi bir hayat yaşatıyor insan. Tevekkülde iki tane adım var. Birinci adım sebepleri kullanmak. Doğru mu Murat abi? İkinci adım hatırlıyor musun? Neticeyi Allah'a bırakmak. Şimdi sebepleri yaratan Allah ise Turgay abi. Sebeplere müracaat etmek Allah'a karşı bir saygının ifadesi midir? İfadesidir. Doğru mu? O zaman tevekkülde birinci adım Hamza abi neydi? Sebeplere müracaat. İki neydi abi? Neticeyi ondan sonra Cenab-ı Allah'a bırakmak. Şimdi ben şöyle bir şey söylesem size. Biz bu sebepleri kullanma kısmı var ya abi. Bu sebepleri kullanma kısmında halis burada taklaya geliyoruz. Şimdi biz diyoruz ki bu sebepleri yaratan Allah diyoruz. Sebepleri kullanmam lazım diyoruz. Buraya kadar problem yok. İşin devamında sebeplere bir ilahlık veriyoruz abi. Yani sebepler ondan sonra bizim için vazgeçilmez bir hal alıyor Okan. Ve işin devamında Allah'ı nasıl düşünüyoruz biliyor musun Okan? Şöyle diyoruz. Allah bana yardım etmesi için bazı sebeplerin yerine oturması lazım diyoruz. Yani Allah'a sebepleri kullanmaya mecbur bir hal. Hatta iftira oluyor değil mi Fatih? Bir iftira isnat etmiş oluyoruz. Halbuki Cenab-ı Allah'ın hazinesi yoktur abi, yoktur. Yani ne demek bu? Yokluktur. Allah bir şeyi murat buyurursa yoktan var edeceğinden dolayı Allah'ın hazinesi yoktur abi, yoktur. Hazinesi yokluk olan bir zat senin benim gibi sebeplere ihtiyaç asla duymaz abi. Zira bu işin ilk başlangıcında da Seydi abi sebeplere de çok ihtiyaç duyulmayıp Allah'ın çok büyük inayetleri görülmüş. Biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda zahirde bir mağlubiyet görüldü. Zahirde, görünürde, hakikatte mağlubiyet yok. Daha sonra Resulullah Aleyhisselam Bilal Habeş'le haber yolluyor abi. Diyor ki ya Bilal söyle 630 kişi hazırlansın Ebu Sufyan'ın ordusunun peşine düşeceğiz diyor. Tabi 630 kişi ama nasıl biliyor musun Ramazan? Yaralısı var, kolu kesik var, atı ölmüş var, devesi ölmüş var. Böyle bir durum en çok kimler sever? Münafıklar sever. Ne yapmayı sever burada münafıklar? İnsanlarla konuşup demoralize etmeyi sever. Münafıklar o 630 kişinin yanına gidiyorlar. Diyorlar ki yahu siz görmüyor musunuz? Kolunuz yok, ayağınız yok. Çocuğunuzu, eşinizi daha yeni kaybettiniz. Atınız, davarınız, hiçbir şeyiniz yok. Haşa! Muhammed sizi öldürmeye götürüyor, görmüyor musunuz? O dönem sahabi arasında bir slogan geliştiriyor Yavuz. Sahabiye diyorlar ki yahu senin atın yok. Hasbünallah. Allah yeter. Yahu senin deven daha geçen ölmedi mi cihat meydan? Hasbünallah.
Yahu iyi de senin kolun yok, kolun! Hasbinallah. Kolum belki yok ama Allah bana yeter. 630 kişi Habra Üleset denen yere gidiyorlar abi. Ve Resulullah öyle stratejik bir zat ki devasa bir ateş yaktırıyor orada Habra Üleset'te. Müşriklerin ordusu da ateşi görebilecek mesafede. Müşrikler ateşe bir bakıyor. Diyor ki bu kadar büyük bir ateşin altında ancak 50 bin adam vardır diyor. Yahu biz bunları fethetmeye gidecektik. Bunların üzerine yürürsek çoluğumuz çocuğumuz babasız kalır. Haydi geri Mekke'ye dönelim. 630 tane adamı orada galip eden inancın ismi neydi Onur? Hasbünallah. Bir gün sağlığın çok bozuldu. Daraldın. Nefes alamaz hale mi geldin? Allah'tan şifa mı talep ediyorsun? Hasbünallah de. Allah sana şifanı verecektir. Bereketsiz dönemler geçirip fakir bir hayat mı sürüyorsun? Hasbünallah de. Allah sana rızkını verecektir ama... Ama öyle bir hasbünallah diyeceksin ki damarlarının ve hücrelerinin titreyişi arş-ı âlâdaki melekleri ikna edecek. Yoksa kahve masasında bir Allah var, ikinci de hasbünallah, hiç samimi gelmiyor kuraklara. İstemez misin? Kor alevler etrafını sarmışken hasbünallah diyerek yanmayan bir İbrahim olmayı istemez misin? Eğer istiyorsan Seyidi abi dinlemen lazım. İman hem nurdur hem kuvvettir. Demek tevekkülün menşei ne oluyor Yusuf? İman oluyor değil mi? Demek ki bir adam tevekkül etmek istese neye kuvvet vermesi lazım? İmana kuvvet vermesi lazım. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir. Neyle? Kelimeye gel. Tevekkeltü alallah der, sefineyi hayatta kemal-i emniyetle hadiselerin dağlar vari dalgaları içinde seyera eder. Bütün ağırlıklarını abi şimdi yüklerinizi düşünün. Ev derdi, iş derdi, gelecek derdi, hastalık derdi. Düşünün ders işe yarasın. Yoksa çizgi film olur bu. Bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın yedi kudretine emanet eder. Rahatla dünyadan geçer. Berzahta istirahat eder. Sonra saadet-i ebediyeye girmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse Fatih neydi tevekkül? Sebepleri kullanıp neticeyi Allah'a bırakmak. Yoksa tevekkül etmezse dünyanın ağırlıkları uçmasına değil belki esveli safiline cehennemin dibine girmesine vesiledir. Şimdi çok ince bir farkındalık oluşturalım mı Yusuf? Şimdi biz tevekkül kelimesi gelince Turgay abi ne demekti tevekkül? Sebepleri kullan, neticeyi Allah'a bırak. Doğru mu? Bektaş ne demekti tevekkül? Sebepleri kullan, neticeyi Allah'a bırak. Şimdi biz tevekkül deyince abi hep başımıza kötü bir hadise geldikten sonra sebepleri kullanalım diye anlıyoruz. Doğru mu Osman? Şimdi olayın aslı öyle değil. Hangi sebep olursa olsun çocuğunun şöyle yanağından makas alma da dahil bütün hadiselere tevekkül yaymak zorundayız. Mehmet abi. Şimdi Norveç diye bir ülke var. İskandinav ülkesi. 4-5 milyon bir nüfus var Mustafa Hoca bu Norveç'te. Ve gelir çok yüksek. Yani işçinin maaşı 2000 dolardı 3-4 yıl önce. Oradan hesapla. Burası böyle kraliyetle yönetiliyor ama aslında parlamenter rejim var. Yani hem kral var hem parlamenter rejim var. Böyle halkın refahına çok özen gösteren bir yer. Norveç. İnsanlar sağlıklarına çok dikkat ediyor. Böyle bir ormanlar var abi. Görsen dersin bunlar ejderha besliyor içeride. Öyle bir ülke Norveç. Mesela insanların sağlığına özen gösterdiklerinden bisikleti çok yaygınlaştırmışlar Norveç'te. Ve yokuş olduğunda abi şöyle bir ray sistemi var. Şurada pedal var. Adam ayağını pedala koyuyor, bisikleti de itiyor. Yani o kadar insanların huzuruna, rahatına önem veren bir yer Norveç. Mesela bunlar kışın abi, biliyorsunuz oranın kışı eksi 40'a falan gidiyor değil mi Kaan abi? Kışın abi oksijensiz kalmayalım diye evlerde böyle devasa kaloriferler yakıyorlar ki pencereyi de aynı anda açayım diye. Eksi 40 derecede. Yani adamlar huzuruna, rahatına o kadar düşkün ki inanamazsın. Ben böyle bir belgeselde izledim semt yerleşimi. Böyle sokaklar geniş geniş, yeşillikler, parklar, rehabilite bölgeleri akıl alır gibi değil. Böyle yemeklerin kalitesine kadar inanılmaz özen gösteriyorlar ve tam bir petrol ülkesi. Ve Norveç o kadar güzel ki dünyadaki en çok şizofreni ve intihar vakası da Norveç'te oluyor. Garip olmadı mı? Az önce anlattığım ferah seviyesi başka bir yerlerde? Çok zor. Peki bu kadar ferah seviyesi olan bir ülke diyorum ki en çok şizofreni ve en çok intihar vakası olan yerdir. Acaba Turgay abi neyi aramışlar da bulamamışlar? Tevekkülün ince noktasını gördün değil mi? Her zaman dert esnasında tevekkül değil. Allah sana aile saadeti, iş saadeti, dünya saadeti verdiğinde de sebepleri kullanıp Rabbini tanıyıp neticeyi ona bırakmadığında hayata hangi gaye için geldiğini Cenab-ı Allah sana unutturuyor. Ve bu işin neticesi ya şizofreni ya da Norveç gibi dünyanın en büyük intihar vakasıyla nihayet buluyor. Neyi aramışlar da bulamamışlar Gökhan? Bir sorar mısın kendine? Tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir.
belki esbabı yani sebepleri. Desti kudretin perdesi bilip. Yani Cenab-ı Allah'ın kudret elinin bir perdesi nedir? Sebepler. Annen sebep mi? Annen bile Allah'ın kudretinin bir perdesi, doğru mu? Öyle riayet ederek sebeplere teşebbüs ise, bura çok önemli abi, bir nevi duayı fiili terakki ederek. Şimdi bu sebeplere müracaat kısmına üstad ne diyor abi? Fiili dua diyor. Ben burada bir dikkatinizi almak istiyorum. Çok önemli bir mesele var burada. Şimdi sebeplere müracaat neymiş? Ramazan fiili dua, doğru mu? Şimdi bizim dua noktasında karıştırdığımız çok önemli bir şey var abi. Dua üçe ayrılıyor abi. Birincisi kavli dua. Ne demek abi? Kavul, kelam, konuşma yani. İkincisi abi fiili dua, yani eyleme dökme. Üçüncüsü nedir? İzdirari dua. Yani yürek yangını, doğru mu abi? O ayette geçen dua edin cevap vereyim ayeti var ya, orada geçen dua böyle bir dua Mehmet abi. Şimdi biz bu üç parçanın birisini efsane kullanıyoruz. Efsane. Ellerimizi açarız, deriz ki Allah'ım ümmete yardım et. Allah'ım bu İsrailiyat mallarını ülkemizden bertaraf et. Doğru mu? Ya Rabbi çocuklarımıza ilmin kapılarını aç. Allah'ım ülkemizi teknolojinin en üst seviyelerine kadar sen ulaştır. Doğru mu? Kavli duada problemimiz var mı? Problem yok. İkincisi neydi Turgay abi? Fiili dua. Bir gün taksi çağıracaksanız onun duasını Cenab-ı Allah Yasin okumu olarak yaratmamıştır. Bunu yaratmıştır fiili dua olarak. Bizler fiili duada çok problem yaşıyoruz abi. Yıllardır İsrail'in, bu Yahudilerin mallarını bu ülkede hiçbir Müslüman istemiyor. Doğru mu? Doğru. Ne yiyeceğini, ne içeceğini, ne gıdasını, ne teknolojisini istemiyor arkadaş bu ya. Niye istemiyor? İnsan istemez mi? Müslüman biri çıksın yapsın. Ben de onu diyorum zaten. O kadar kavli dua noktasında efsane gidiyoruz. 5 tane, 10 tane baba yiğit çıksa dese ki ben bu Yahudilerin bu içeceklerini, Ali Veli Osman önemli değil, ya da bu deterjanlarını artık İslam ülkelerinde istemediğim için aynı kalitenin altına ben yatıyorum demediği müddetçe fiili duamız kabul olur. Yurt dışının ya 3 arabadan bir tanesi Alman, Amerikan, İngiliz, neyse işte siz benden iyi bilirsiniz. Ya niye oralara muhtaç oluyoruz? 10 tane baba yiğit çıkıp dese ki bu ümmet için gelin altına yatalım. Kavli duayı herkese Allah'ım ümmete ferah ver, Allah'ım ümmete huzura. Nerede fiili dua ya? Torunuma yatırım yaptım, ay çocuğuma. Başlarım torununa çocuğuna ya. Ne olacak bu ümmet? Kim düşünecek? Yatsan altına fiili dua. Beşiniz birleşin. Deyin ki biz bu Yahudi işte, Alman, Malman, her neyse hepsi aynısını moru. Biz bunları istemiyoruz bu ülkede. Bu malları istemiyoruz. Tamam, istemediğimizi anladık. Hep beraber konuşuyoruz zaten. Beşimizi onumuzu altına yaptık. Aynı teknolojiyi biz üreteceğiz. Desene abi. Nerede fiili dua? Hangi hacı dayıyla otursan ay bu çocuklar inşallah haramlardan kurtulur der. Ben her gün oralardayım, biliyorum yani. O barların önündeki kardeşlere bile gidiyorum ziyaret etmeye. Yani bir gün barda görseniz adam içiyor demeyin ha. Tebliğe gidiyorum yani çocukların yanına, muhabbet ediyorum. Ya hacı dayıcım, canım amca, bir tane kafe açsana. Kafeye böyle ayet ve hadislerle zinanın haram olduğunu duvara böyle döşe. Ardından bir kitaplık yap o kafeye. İçinde Kur'anlar, tefsirler, öyle değil mi? Hadis kitapları. O kafeye gelen ya şerli bir kalbi vardır, rahatsız olur gider, ya da insaflı bir kalbi vardır, senin gibi bir sebep bekler. Bırak 5 kere çayını orada içsin. Ama inan 6. da seninle namaza duracak o çocuk ya. Nerede abi bu işlerin fiili duası? Hep kavlide kavlide kalıyoruz. Nerede? Ben onlarca yıl boyunca buraya çıksam size desem ki abiler şöyle lazım, ümmete bu lazım. Lan bir bakıyorsunuz Mehmet onlarca yıl boyunca hiçbir dediğini kendisi yapmıyor ki. Samimi geliyor mu abi? Bana gelmiyor. Nerede bu işin fiili duası abi? Bak benim burada bir arkadaşımın bacağı bir sakatlandı. Kendisi de böyle onlarca yıl Amerika'da kalmış bir arkadaş. Dedim abi hemen MR'a randevu alalım bak. Daha sonra biliyorsun değil mi Mustafa Hoca? MR'a bir giriyorsun 3 gün, 3 ay, 5 ay sıra atıyorlar. Konuyu açtı Hamza abi. Ne dedi biliyor musun? Amerika'dayken dedi hani doktorun yanına giriyorsun ya, o aile hekim ya da her neyse ben bilmiyorum. Yanlışım varsa hakkınızı helal edin. Giriyorsun ya Fatih. Mini MR makineleri varmış kendi odalarında. Ayağını soktuğu gibi 3 saniye içinde dönüp bilgisayara görüntü aktarıyor. Biz sadece bunların gıdasıymış, içeceğiymiş, bunlarla mı uğraşacaklar? Neden delikanlı 5-10 genç çıkıp demiyor ki ben bu ülkeme Allah bana zeka verdiyse zeka, güç kuvvet verdiyse o, hangi nimeti verdiyse aynı cinsinden şükrünü eda edeceğim dese, yatsa altına. Neden bunların dandik 30-40 önce kalmış teknolojiyi de yeni teknolojiyi kendileri kullanmalarına müsaade ediyoruz. Yani burada İsrailiyat kalbimizi niye rahatsız etmiyor Mehmet abi? Neden burada müsaade etmiyor? Neden? Burada da ihtiyacımız yok mu abi ümmete? Sadece dua ediyoruz. Kavli dua eyvallah. Fiili dua ne oldu? Eksik. Izdırari duaya geldi sıra, üçüncüsü. Ve biliyor musun Caner? Allah'ın en sevdiği dua yürek yangınıdır. Belki ağır gelir, hakkınızı helal edin. Bir yıl boyunca ümmetin derdinden 3 gece uykusu kaçmamış adam benim gözümde hiçbir sanmı geliyordur. 3 gece ya. 3 gece. Ulan şu gence Allah'a düzgün anlatamadım diye 3 gece ver. 3 gece uykun kaçsın be. Tevekkülün ne olduğunu anladık mı abi? Biz açıyoruz elimize, ver Allah'ım, ver Allah'ım. Sanki başımıza durmuş her ihtiyacımızı giderecek, haşa kullanacağımız birisi gibi. Sen Allah yolunda kendini kullanmaya müsaade ettiğin gün, Allah için kullanmaya. İşte kulluk onun adıdır abicim. Ne oldu tevekkül?
Tevekkül bu kadar dar olabilir mi? İslam bu kadar dar olabilir mi? Norveç'te de tevekkül, 3 dua çeşidinde de tevekkül. Ama problem. Tevekkül eden ve etmeyen misalleri şu hikayeye benzer. Yorulmadınız değil mi? Sabri abi. Şşş. Babacım yorulmadın değil mi? Tamam iyi dinle bak. Bu ders önemli. Kabirde bu lazım. 90 dakika futbola herkes dayanır. Bana dayanacağım. Şimdi şöyle biraz tevekkülü Mehmet abi bir hikayeleştirelim. Tevekkül eden ve etmeyen misalleri şu hikayeye benzer. Bu tevekkül eden adam. Bu Furkan da bizim tevekkül etmosuz da bu. Tamam mı abi? İki tane başrol oyuncumuz var. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına ağır yükler yüklenip büyük bir sefineye bir bilet alıp giderler. Bu ikisi neredeler? Gemideler. Peki Murat abi ağır yükleri var mı ikisinin de? Evet. Ağır yükleri var. Doğru mu abi? İkisi beraber yüklerini almış. Neye binmişler abi? Gemiye. Burada değil mi dikkat? Bir hikayeleştirelim. Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp üstünde oturur nezaret eder. Yaptı mı abi? Bir hem ahbap hem mağrur olduğundan yükünü yere bırakmıyor. Kaldır bakalım yükünü. Vira bismillah. Şöyle gel yanaş. Yok az da geri git şöyle ha. Tamam. Bu senin yükün. O kardeş yükünü yere bırakmış rahat. O da senin yükün. Ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et. Şu tevekkülsüze o dedi. Yok ben bırakmayacağım. Belki zayi olur. Ben kuvvetliyim. Göreceğiz birazdan. Malımı belimde ve başımda muhafaza edeceğim. Neredeyiz abi? Gemideyiz. Bu arkadaş yükün altına koymuş tevekkül. Bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sefine-i sultaniye daha kuvvetlidir. Gemimiz senden kuvvetlidir. Daha ziyade iyi muhafaza eder. Belki başın döner. Yükün ile beraber denize düşersin. Hem gittikçe kuvvetten düşersin. Düşüyor musun gittikçe? Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın. Dur bir daha kümüre. Şu akılsız başın gittikçe ağırlaşan şu yüklere takat getiremeyecek. Kaptan dahi eğer seni bu halde gör, ya divanedir diye seni tart edecek, ya haindir gemimizi iddiam ediyor, bizimle ihtiza ediyor, hapis edilsin diye emredecek. Yani gemi sahibi de rahatsız diyor. Hayırdır yani? Bana niye güvenmiyor ki koymuyor diyor. Hem herkese maskara olursun ha. Örnek. Nasılsın bu arada? Ben dersi en baştan bir alayım mı şöyle? Ya. Çünkü ehli dikkat nazarında zaafı gösteren tekebbürün ile. Niye tekebbür edememiş? Kibir. Aczi gösteren gururun ile. Gururlu adam neyi gözüküyormuş? Aczi. Riyayı ve zilleti gösteren tasannun ile. Suni bir hal yani. Riyakarlıktan yapıyor bunu. Suni bir hal. Kendini halka mutike yaptı. Herkes sana gülüyor denildikten sonra o bir çarenin aklı başına geldi. Yükünü yere koydu. Oh! Allah senden razı olsun. Zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum dedi. Çek tabureye otur gel. Abiler, Halid bin Velid Şam'ı fethediyor abi. Şam'ı fethediyor Mehmet abi. Tabii oraların kültüründeki insanlar böyle çok tutkulu. Hani ben geldim fethettim tamam deyip vermezler. Kültürleri çok oturmuş. Şiirsel kültürleri var o dönemin biliyorsunuz. Sözlü kültürler. Bunlar her fırsatta Halid'i halka rezil etmeye çalışıyorlar. Halid bin Velid'i. Yenilmez kumanda. Bir yerde kalabalık bir yerde Halid'i görüyorlar. Diyorlar ki ey Halid sen Rabbine güvenip tevekkül ediyor musun? Evet ediyorum diyor. O zaman al da şu zehri iç bakalım diye veriyorlar. Alıyor eline zehri. Ya Rabbi biliyorsun. Ben ne etsem dinin yere düşmesin diye ediyorum. Sen bu Halid kulunu mahcup eyleme. Hasbünallah diyor. Ve içiyor. Biliyorsunuz ki Halid bin Velid zehirden ölmemiştir. Allah bazılarına Halid gibi sebepler üstü bir tevekkül yaratabilir. Ama ne zaman Halid gibi cihat meydanlarında günde 5-10 defa elinde kılıç kıvırırsa Allah seni yılanla bile zehirlemez kardeş. Hasbunallah.